günler çocuklarım. Beşinci nüte hayat bilgisindeyiz yine. Birlikte güçlüyüz. Yani beraber olursak, hep beraber olursak güçlüyüz. Bizi hiçbir şey ne yapamaz? Yok edemez, deviremez. Birlikte güçlü oluruz. Hemen çevrenizdekilerle bir araya gelerek yaptığınız etkinliklere örnekler veriniz diyor. Çevremizdekilerle beraber mesela futbol maçında takım oyunu oynarsanız birbirinize pas verirseniz yeniyorsunuz. Sonra ip çekmecede herkes İp çekme oyunu oynarken, çekerken bir araya geldiğiniz zaman, birbirinize destek verdiğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Kazanıyorsunuz. Kim destek vermezse, kim içerisinde böyle sıkıntılı olursa onlar ne yapıyorlar? Kaybediyorlar. Ben iki örnek verdim. Siz daha başka örnekler de verebilirsiniz. Hemen bakın orada bir televizyonda bir program var. Herkes onu izliyor. Hemen biz de okumaya başlayalım. Dün akşam haberleri izlemek için Aileci Televizyon karşısında geçtik. Haberlerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nden bahsediyordu. O gün milletimiz milli birlik ve beraberlik örneği sergilediği anlatılıyordu. Evet. Milli birlik ve beraberliğin bizim için ne ifade ettiğini merak edip babama sordum. Babam, bir toplumun huzur içinde yaşaması için o toplumun birlik beraberliği çok önemlidir. Toplumlar, burayı önemli çocuklar, babasının dedikleri, Toplumlar hedeflerine ulaşmak, başarılı olmak için e, güçlü olmak zorundadır. O gücü de ancak birlik beraberlikle kazanabilirler şeklinde ne yapıyor? Babası açıklamalarda bulunuyor. Burası önemli. Burayı çiziyoruz. Altını defterimize yazarsak çok güzel olur. Buna biz sizin arkadaşlarınızla beraber yaptığınız etkinliklerle verebilirsiniz diyor. Beraber hareket ettiğiniz, birbirinize destek olduğunuz zaman başarılı olursunuz. Öğretmeniniz de bugün derste milletçe el ele vererek pek çok zorluğun üstesinden geldiğimizi anlatmıştı diyor. Bunun için en, önemli, en önemli örneklerden bir tanesi de bizim Kurtuluş Savaşı'nı kazanmamızdır herkes bir araya geldi. Atatürk'e desteğini verdi. Ne yaptık? Biz de düşmanları ülkemizden kovduk. Birlik ve beraberlik olmasaydı biz bunu yapamazdık. Annesi ne diyormuş? Bir de ona bakalım. Annem diyor, "Evet kızım. Tarihimizde milli birlik ve beraberlik örnekleri vereceğiniz pek çok olay vardı. Bunların başında Kurtuluş Savaşı gelir. Ulusumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bir araya gelerek büyük zaferleri elde etti." Biz de ulusça kutladığımız bayramlarda atalarımızın bu kahramanlıklarını anarak birlik ve beraberliğimizi pekiştiririz. Böyle milli günler, milli beraberlik olduğu günler bizim için önemli. Ne yapıyor bizim? Böylelikle milli birlik ve beraber olunca neleri başarabileceğimizi tekrar hatırlamış oluyoruz. Bu da bize özgüvenimizi kazandırıyor ve güçlenmemizi sağlıyor. Ailemle bunları konuşurken sınıfta arkadaşlarımla yaptığımız proje çalışması aklıma geldi. Birlikte yaptığımız bu çalışma kısa zamanda bitmişti ve çok güzel olmuştu. Millik, birlik ve beraberliğin bir toplumun güçlü olmasının neden bu kadar önemli olduğunu daha iyi anladığım. Hani bir de hikaye vardır. Hani babası hepsine çocuklara ne yapıyor? 5 tane 6 tane çubuğu veriyor. Kırın bunu diyor. Kıramıyorlar ama hepsine teker teker verince çubukları kırıyorlardı. İşte siz de diyor böyle bir araya gelirseniz bu şeyde ne yapabilirsiniz? Böyle kolaylıkla kırabilirsiniz. Bir birlik, milli birlik ve beraberliğin önemini anlatan bir masaldı o da. Milli birlik ve beraberliğin önemini sınıfta arkadaşınız birlikte yaptığınız çalışmalardan yola çıkarak örneklerle açıklayınız. Yukarıda zaten örnekleri verdik. Siz de onlardan istediğinizi yazabilirsiniz. Evet, şimdi başka yine etkinlik zamanına geldik. Etkinlik zamanımızda milli maçlar izlerken hangi duyguları yaşıyorsunuz? Aşağıdaki görsel inceleyerek duygu ve düşüncelerinizi yazınız diyor. Evet Türkiye'nin bir milli maçı olduğu zaman neler hissediyoruz? Heyecan ülkemin kazanması için sı için dua ediyorum diyebiliriz. Sonra e, özellikle bir de sağda seyrettiğinizi düşün çocuklar çok daha böyle heyecanlı oluyor. Çok daha zevkli oluyor. Bir de kazanırsan daha daha güzel oluyor tabii ki. Ama böyle heyecan sürekli devam ediyor. Onun için bunda da bu kadar yazıyorum. Abone olmayı, bildirimleri unutmayın. İyi günler çocuklarım.